Okul içinde yeterince araştırma yaptım. Ama fark ettim ki bir şey eksik. Bu birinci derece akrabalar hangi günler için yaşıyor? Patronum seni eğitimini karşılamak istiyorsa tabii ki mümkün. Hele böyle bir yerde çalışıyorsan daha da mümkün. Eğitim için ülkene karar verdin, şehrini de seçtin, okul için de yeterince araştırma yaptın. Ama fark ettin ki bir şey eksik. Çünkü bu videodasın. Bunun için öğrenci olabilirsin, yeni mezun olabilirsin ya da eğitiminin ücretini henüz kazanamıyor olabilirsin. Bunlar gayet normal. Kimler sana sponsor olabilir? Hiç düşündün mü? Bu birinci derece akrabalar hangi günler için yaşıyor? Ablan, abin, güzel bir işte çalışan kardeşin, baban ve anneni zaten katmıyorum ama bunlar senin birinci dereceden akrabaların. Peki bunların dışında benim sponsorum olamaz mı? Tabii ki olur. Ama bunları bazı koşullara bağlamamız gerekiyor. Tabii ki amcanızdan, halanızdan, teyzenizden ya da büyük babanızdan, büyük annenizden paralarınızı alabilirsiniz. Ama aklınıza gelen ilk şey şudur muhtemelen. Bir arkadaşımdan borç alsam. Maalesef olmuyor. Sana sponsor olabilecek başka bir koşuldan bahsedeyim. Eğer belirli bir süredir bir iş yerinde çalışıyorsan ve senin patronun seni eğitimini karşılamak istiyorsa tabii ki mümkün. Hele böyle bir yerde çalışıyorsan daha da mümkün. Bu ve bu videoda konuşamadığım aklıma gelmeyen konular hakkında eğer sorularınız varsa lütfen aşağıya bırakıyor olun. Her gün video çekmeye çalışıyoruz. Sizin de sorularınızı cevaplayabiliriz. Görüşmek üzere.